Doktor Ali Şeker'le görüşeceğiz. Sayın Şeker, CHP İstanbul Milletvekili, aynı zamanda da bir hekim. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. İyi sabahlar diliyoruz. Hoş bulduk. İyi sabahlar. Sağlıklı günler diliyorum. Hepimiz ve tüm ülke ve dünya için biz de temennilerinize katılıyoruz. Sayın Şeker, size hep dediğim gibi hem siyasi arenadan biraz bakalım, COVID-19 süreciyle nasıl mücadele ediyor Türkiye, hem de bir hekim olarak gözlemlerinizi alalım. Çünkü galiba çember daralıyor. Dün rakamlarda ciddi artışlar vardı, korkutucu düzeydeydi. Bu 4 günlük yılbaşı için kapatma yeterli olacak mı? Yoksa Almanya'yı örnek alarak ciddi bir kapanmaya gitmemiz mi gerekiyor? Ciddi bir kapanmaya hemen gitmemiz gerekiyor. 4 günlük yılbaşına kadar ertelenmiş bir 4 günlük bir kapanmanın bir anlamı yok. Şöyle ki, bu hastalığın bulaşı zincirini kapatabilmek için en az 14 gün, gerektiğinde 28 güne kadar uzanan tam kapanma gerekiyor. Bu tam kapanma ne? Ama acil ihtiyaçları giderecek bütün alanlar dışındaki fabrikaların, şantiyelerin, toplu ulaşımın durdurulması demek. Yani acil olanlar da toplu ulaşımda gitmeyecek o ihtiyaçları gidermek için. Bunun için de mutlaka detaylı bir karantina uygulamasına geçmek gerekiyor. Bazı şehirlerde 14 gün, bazı şehirlerine kadar varan bir karantina uygulaması gerekiyor. Maalesef bu yapılmıyor. 15 gün sonrası için çıkma yasağıyla iş geçiştirilmeye çalışılıyor. Normalleşmenin erken olması yazın vaka sayılarının daha da düşmesini engelledi. Bu da ekonomik baskılarla ve turizm geliri elde edeceğiz diyerek maalesef erkenden anormal bir normalleşme yaşandı. Orada biz vaka sayılarını daha da düşürseydik, yarıya, üçte bire düşürseydik, bugün ölüm sayılarında, vaka sayılarında o oranda indirmiş olacaktık. Bizim amacımız tedavi etmek, tedavide işte yoğun bakımda şu kadar hasta bakabiliyoruz demek değil. Bizim amacımız yoğun bakıma ihtiyacı olacakları en aza düşürmek. Salgın hastalıklarda tedavinin limiti belirleyici değildir. Yani benim limitim var, işte ben daha da fazla hasta bakabiliyorum değil. Daha fazla hasta üretmeyen bir sağlık sistemi var demektir önemli olan. Bunun için de koruyucu sağlık hizmetleri, bulaşının önlenmesi için halkın korunması, halkın korunurken desteklenmesi önemli. İnsanlar evinde dururken hem ekonomik kriz hem de koronanın yarattığı ekonomik etkiler nedeniyle insanlar çok ciddi risk altında ve bunlara destek vermek gerekiyor. İşte Japonya 5,5 trilyon liralık bir destek verdi. AB ülkeleri 1,8 trilyon euro destek verdi. Yani 17 trilyon lira. Türkiye 5 milyar lira sadece. Yani şimdi bu kadar anormal bir salgın döneminde işte birisi büyük devletim diyor 5,5 trilyon lira destek veriyor. Birisi de 5 milyar lira destek veriyor. Yani burada devletin halkın bu zor günleri için ayırdığı bütün kaynakları tüketmiş olması hükümet tarafından, AKP hükümetleri tarafından böylesi bir salgında halkı kaderiyle baş başa bıraktı. Biz bize yeteriz diye bir kampanya başlattılar. Aslında bu şu demek, siz başınızın çaresine bakın. Devlete siz destek oldunuz, işte deprem fonudur, işsizlik fonudur. Sizden paralar kestik ama bu zor gününüzde biz size yardımcı olamayacağız. Kusura bakmayın, siz kaderinizle baş başa kalın demektir. Bu açıklanan esnafla ilgili önlemler de çok yetersiz. İşte binde biri düşünün, Japonya'nın yaptığının neredeyse binde biri. Burada mesele bu 15 günlük, 14 günlük, 28 günlük karantinaların acilen uygulanması gerekiyor. Çünkü yoğun bakımlarda çok ciddi bir baskı var. İşte İstanbul'da olsun, Ordu'da olsun, Hatay'da olsun, Adana'da olsun çok ciddi baskılar var ve yani bu artış artık karşılanamaz durumda. Personel alımıyla ilgili biz daha pandeminin henüz başında çok sayıda genç mezunun işsiz olduğu ve bunların bir an önce görevlendirilmesini istemiştik. Daha henüz işte kadro açıklamaları yapıldı, daha alımlar dahi yapılmadı. Bunların erkenden yapılması için Maliye Bakanlığı'nın bir an önce kadro verip bunların da bir an önce göreve başlamış olması gerekiyordu. Maalesef bu yapılmadı. Buradan sonra en azından aşıyla ilgili hızla aşıya ulaşabilecek olanların sayısını hasta olmadan
hayatlarını kaybetmeden mümkün olduğu kadar çoğaltmak gerekiyor. Bu aşı bulunmuşken ve aşının ulaşılabilirliği söz konusuyken, ki Türkiye aşıya ulaşılabilirlik konusunda şu anda yeteri kadar aşıya ulaşamıyor. 40 milyon doz bir aşı. 40 milyon doz mümkün değil, yetmez. Siz de söylediniz. 170 milyon doz gerekiyor. En azından iki kere yapılacak. 80 evet. milyon. Kayıt dışı rakamlarla bu 90 dense, hadi gençler daha sonra, çocuklar 15 yaş altı daha sonra yapılsa dense bile, 170 milyon dozdan 20 dolarla çarpılınca böyle bir bütçemiz var mı? Yani bundan sonra hayatını kaybeden vatandaşlar aşıya ulaşamadığı için hayatını kaybediyor diyebilir miyiz? Bu da çok ciddi bir yük değil mi efendim bir devlet için? Nasıl kızamıktan dolayı ölen her kişinin sorumlusu koruyucu sağlık hizmetini aşılamayı yapmayan devletlerse, şu anda da koronavirüs hastalığı için artık aşıyla korunabilen bir hastalık olduğu tescil edildi koronavirüsün. Bunun bir an önce ulaşması, yani aşıların halka ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de acil doz olarak 2 doz 65 yaş grubuna hemen ve 20 yaş üstüne de 1-2 ay içerisinde mutlaka tamamlanması gerekiyor. Burada söz konusu nüfus 65 milyon. Yani sadece 20 yaş üstü. Buna 2 doz aldığımızda en acil olan 130 milyon doza hemen ihtiyacımız var. Bizim elimizde 40 milyon doz var. Şimdi 130 milyon dozun bedeli ne kadar? İşte 20 dolar ortalamadan aldığımızda 2 milyar 600 milyon dolar. Bu da 20 milyar 800 milyon TL ediyor. Böyle bir bütçemiz var mı? Ben Sağlık Bakanlığı bütçesinde özellikle aşıya pay ayrılmadığıyla ilgili ısrarlı bir vurgu yaptım. Bu ayrılsın ve gereken yapılsın. Yarın aşı bulduğunuzda da eğer paranız yoksa alamazsınız. Şimdi bu sadece 2 dozda da kalmıyor. Biliyorsunuz 6 ay sonra tekrar bir aşı yapılması söz konusu. Grip aşısı nasıl her yıl yapılıyorsa, korona aşısının da yıllarla tekrarlaması gerekiyor. Kanada'ya baktığımızda şimdi aslında 2021 yılı içerisinde bizim aslında yapmamız Kanada'ya baktığımızda 37, yani 40 milyon bizim yapmamız gereken aşı. Buyurun Sayın Şeker. Evet. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ülkeler nüfusunun 2 katı, 3 katı aşılar alıyor. Bu boşuna değil. Şundan dolayı tekrar dozu dediğimiz rappel dozu vardır. Yani bir aşıyı hemen 2 doz yaptınız, sizi ömür boyu korumaz. Yani bazı aşılar özellikle bunu tekrar yıllık tekrarlamak gerekiyor. 6 aylık bazılarını tekrarlamak gerekiyor. Aşı takvimi daha netleşmiş değil ama kesin olan bir şey var. Bir süre sonra daha bir tekrar dozuna ihtiyacımız var. Bu böyle olunca bizim 2021 yılını çıkartmamız için kişi başına 3 doz aşıya ihtiyacımız var. Yani 18 yaş üstünü alacak olursak 30 milyar TL'nin üzerinde bir ihtiyaç var. 18 yaş altının da aşılanması şu bakımdan önemli. Taşıyıcı olmaları, gençlerin hafif atlatıyor olabilirler ama taşıyıcı olmaları nedeniyle onların da aşı takvimine alınması gerekiyor. Bunlarla birlikte 40-45 milyar TL'lik bir bütçeye ihtiyacımız var. Halbuki koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili bütçenin toplam 3,5 milyar TL kadar bir artış var. Bunun da yaklaşık 1,5-2 milyarı enflasyon artışını karşılamak üzere konan bir bütçe. Yani 2 milyar TL bile bizim bir artışımız yok koruyucu sağlık hizmetleriyle ilgili bütçemizde. Bunun içerisinde bütün koruyucu sağlık hizmetleri var. İşte hemşiresinden, hekiminden, işte aile hekiminden ve diğer aşılamalarının da içinde olduğu bir bütçe bu bütçe. Böyle olunca bizim çok ciddi bir bütçeye ihtiyacımız var ve bu bütçenin mutlaka kaydırılıp aşıyı bulduğumuzda da alabilecek durumda olmamız gerekiyor. Bu uyarılarımı daha önceden de yapmıştım. Şimdi de tekrarlamak istiyorum bunu. Evet Sayın Şeker, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgilerle ilgili. Aşı bulundu, evet aşı var ama bunu alabilecek bir bütçemiz olmadığı noktada bundan sonra hayatını kaybeden vatandaşlarımız aşı olmadığı için hayatını kaybedecek söyleminizin doğruluğu da görülüyor böylelikle. Çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için. Diliyoruz ki sağlıklı günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim aktardığınız bilgiler için tekrar ve değerli